arkadaşlar, bugün evde antrenman programında tekrar devam ediyoruz. Bugün yine tekrardan dediğim gibi iki tane sadece dumbbellım var. Yani bir set dumbbellım var. Ben bu set, bir set dumbbell arkadaşlar omuz hareketleri yapmak istiyorum ve omuzlarımın gelişmesini istiyorum. Bu gelişim arkadaşlar en başta ne yapacak? Omuzlarınızı ısındırmamız gerekiyor. Siz şınavla ısındırabilirsiniz veya öyle bir şekilde ileri geri halinde omuz hareketleri yaparak bu teknikleri hazırlık yapabilirsiniz. Bu tekniklere hazırlık yaptıktan sonra zaten tamamen artık kollarınız, vücudunuz komple ısınmış, şu üst bölgeniz, omuz tarafınız ve omuzlara yönelik çalışmalar yapabilirsiniz. Arkadaşlar, omuz hareketlerini öncelikle hemen dumbbell'ımı alıyorum ve gördüğünüz gibi öne, yani şuraya kadar, sadece omuzun olduğu hizaya kadar arkadaşlar, sağlı sollu ikisini aynı anda yapmayacak şekilde İleri geri kaldırma yapıyorum. Şu şekilde mesela yandan göstereyim size. Kaldırdım, indirdim, kaldırdım, indirdim. Şimdi mümkün oldukça örnek veriyorum, bir halter olmadığı için evde, çünkü halter büyük bir şey ama dumbbell küçük bir şey, her yere sığıyor. Dumbbell'a yaptığınız için arkadaşlar 4, 8, 10, 12, 15 tekrar yaparak, yani 4 set toplamda 15 tekrar yaparak arkadaşlar 30 saniye molalarda, aralarda bu tekrarlar devam edecek. Ve ikinci hareketimiz ise arkadaşlar kollarımızın yanları açılması. Şu şekilde kollarımızı yanları açmaya çalışıyoruz. Diyelim ki ben burada açmaya zorlanıyorum. Çünkü böyle yaptığım zaman teknik kötü olacak. Ben zorlanıyorum arkadaşlar. O zaman bunu şu şekilde yapacaksınız. Yukarı, bakın yandan gösteriyorum. Omuzlarıma çıkacak şekilde yukarı ve aşağı indiriyorum. Diyelim ki ben bu tekniği yaptım. İkinci tamamlandı. Çünkü bir kasa en fazla ne yapacaksınız? 2 veya 3 veya 4. 4'ün üstü yaptığınız zaman kas gelişmez ve kötüye gider. En fazla bir kasa uygulanacak teknik 4'ün üstü olmayacak. Bu iki tekniği yaptım. Yanlara yaptım. Şimdi diyelim ki bir tane daha teknik. Dumbbell tutuyoruz. İki elimizi bu şekilde gördüğünüz gibi yukarı ve aşağı şeklinde arkadaşlar. Bunu da bakın hiç kolum kırılmadan bir şekilde yukarı ve aşağı yapıyorum. Diyelim ki bunu da tekrarını tamamladım. Ve yine tekrar sandalyemi alıyorum. Sandalyeme oturdum. Evde herhangi bir sandalye bulduk ve sandalyeme oturdum. Geldim yanlara doğru, bakın. Şu şekilde yukarı ve aşağı. Gördüğünüz gibi omuzlar bir yandan her türlü acır. Yukarı ve aşağı olacak şekilde omuzlarımızda ne yapıyoruz? Hareketimizi tamamlıyoruz. Bu hareketi de tamamladıktan sonra arkadaşlar 4 tane hareketimiz olmuş oluyor. O da demek oluyor ki bugünkü omuz antrenmanımızı tamamlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi 2 dumbbell'la bir sok hareketi yapabiliyoruz. Bundan önce zaten ön kol hareketi yapmıştık. Onu da kanalımdan izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.